Web Teknoloji'nin hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son zamanlarda piyasa biraz çıldırdı. Bu yüzden de fiyat performans gibi kavramları biraz kullanmaz olduk son zamanlarda. Ama uzun zaman sonra sonunda ve nihayet diyerek fiyat performans canavarı diyebileceğimiz bir sistem topladık birlikte. Şimdi gelin bu sistemin bileşenlerine yakından bakalım. İlk olarak hepinizin merak ettiği kısımdan başlıyorum, o da ekran kartı. Sistemimizde Asus Dual 8 GB'lık AMD Radeon RX 6600 ekran kartı var. Bu arada RX 6600 ile RX 6600 X'e karıştırılıyor. Bu X'te olan model değil, direkt RX 6600. Eğer AMD ekran kartlarına da çok aşina değilseniz RX 6600'ü size şöyle söyleyebilirim. Nvidia'daki 3060'a rakip. Yani aşağı yukarı benzer özelliklere sahipler. Ekran kartı aslında biraz kalın bir yapıya sahip ama bu kalınlık yani bir yandan da böyle sağlam, güçlü hissettiriyor yani. Kalınlığın sebebi de bu arada soğutması, yani soğutma sistemi biraz güçlü. Bu yüzden biraz daha kalınlığı artırıyor doğal olarak ama bunun amacı da oyunlardaki performansın artması çünkü ısınmanın önüne geçiyor aslında. Normalde kasa tabii ki bu kapakla geliyor. Biz bunu şimdi çıkardık size. Elimi kolumu sokacağım buraya çünkü anlatırken. O yüzden yani siz böyle boş geliyor sanmayın. Bu ekran kartının çeşitli iyi ve kötü özellikleri var. İyiler aslında biraz daha fazla fiyatına göre, kötülerle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Biraz sonra birlikte deneyimleyeceğiz zaten bunu. Olumlu özelliklere geçiyorum. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Bazı ekran kartları artık size ne vaat ederse vaat etsin, aşırı yükleme olduğunda böyle ısınmaya başlıyor ve ses çıkarmaya başlıyor. Hani güzel bir kulaklık kullansanız bile bu fanların coşmasını, o alevi hissedebiliyorsunuz yani yanınızda. Bu ekran kartının şöyle bir güzelliği var. Gerçekten aşırı yükleme alsa bile yorulabilir tabii ki her ekran kartı gibi ama çok fazla ses çıkarmıyor. Ve çok ısınmıyor zaten kalın soğutma bloğu sayesinde. Bu yüzden o yükleme olsa bile siz bunu hissetmiyorsunuz en azından. Şunu söylemem lazım, bunu belki olumsuz görebilirsiniz. 4K performansı çok çok iyi değil. Bunu belki eksiği yazabilirsiniz ama ne oynadığınıza göre değişir. Çünkü zaten günümüzde hala Full HD'ler bize yetiyor şu anlık en azından. 1080p çözünürlükte gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu konuda fiyat performans anlamında verilebilecek en az ödünü vermiş bu marka. Bu yüzden gerçekten 1080p görüntüde mükemmel diyebilirim. Olumlu özellikleri şöyle devam edeyim. MSRP diye bir kavram var. Bu da aslında tavsiye edilen satış fiyatı. Bunu yani atıyorum markete gittiğinizde alacağınız bir çikolata için de bu vardır. Alacağınız bilgisayarda araba için de vardır. Bu tavsiye edilen satış fiyatı. Ürünün MSRP değeri 329 dolar. MSRP fiyatıyla satış fiyatı birbirine çok yakın. Bu yüzden de hani gerçekten tam olarak hakkını istiyorlar ve siz de onun karşılığını veriyorsunuz diyebilirim. Yani hem gerçek performans hem de fiyat performans anlamında gayet uygun bir ekran kartı. Olumsuz özellik olarak da şunu söyleyeceğim. Ray Tracing konusunda çok iyi değil. Ray Tracing Türkçe'de ışın izleme olarak tanımlanıyor. Ama aslında olayı şu. Siz mesela oyun oynuyorsunuz, bir odaya girdiniz. Oyunun böyle atmosferinden dolayı biraz karanlık bir yapı var. Ama orada aslında yani objeler var, her şey var. İşte bu karanlık içinde kaldığınızda ekran kartı devreye giriyor ve Ray Tracing teknolojisini kullanarak o karanlık noktaları biraz aydınlatmayı sağlıyor. Bu yüzden de siz oyunu daha net görebiliyorsunuz ve daha yüksek çözünürlükte oynama hissini kazanıyorsunuz. Yani bu ekran kartına da yani çok kötü diyemem, bunu vaat etmediğine emin olabilirsiniz. Ayrıca RX 6600'de FSR özelliği var. Bunu da faydalı TFX olarak aslında söyleyebilirim size. Diyelim ki bir oyunu yüksek grafikte oynadığınızda ya da normal grafiğinde gitgide FPS düşmeye başlıyor ve oyunu istediğiniz gibi rahat oynayamıyorsunuz. Burada yapacağınız şey belki görüntü kalitesini düşürmek olur. Bunu düşürdüğünüzde bile ekran kartınızın yetmediği oyunlar olabiliyor. İşte böyle bir durum yaşarsanız, yani FPS'im yüksek olsun ben görüntü kalitesini düşürürüm gerekirse dediğiniz bir durum olursa işte ekran kartına yer alan faydalı FX özelliğini devreye sokuyorsunuz ve bu teknolojide yapay zekasını kullanarak görüntüyü iyileştiriyor. Bu sayede de aslında ekran kartına olabildiğince az yük veriyorsunuz ama verimi maksimum seviyede alıyorsunuz. Gayet güzel bir teknoloji aslında ama her güzel şeyin yanında bir de olumsuzluk olabiliyor. Fidelity FX'in de olumsuz yanı şu, sadece kendisiyle uyumlu olan oyunlarda çalışabiliyor. Yani her oyunda da ben bir de bunu açayım arkadan diyemiyorsunuz. Sadece kendisiyle uyumlu olan oyunları kullanmak zorundasınız. Bu arada az sonra yapacağımız deneyimlerde de sürekli arkada Fidelity FX'i açık tutacağız. Eğer Fidelity FX ile uyumlu değilse de işte onun için de AMD farklı bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknolojinin adı da RSR. Diyelim ki Radeon ekran kartlarından kullanıyorsunuz. Bunda da yapmanız gereken şey bilgisayarınızın içinde zaten bulunacak olan Radeon software'i açmak. Buradan da hangi oyunu oynuyorsanız oynayın RSR'yi tüm oyunlar için aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani Fidelity FX'teki gibi sadece bir uyumluluk aramıyor. Bütün oyunlarda RSR'yi kullanarak ekran kartınızın yükünü biraz azaltmakla birlikte yine çözünürlüğü ve oyun kalitesini artırabiliyorsunuz. Yani sistemimizin içine fiyat performans konusunda gerçekten iyi bir ekran kartı koyduk diyebilirim. Şimdi yavaştan işlemciye geçelim. AMD Ryzen 5 5500 işlemcimiz bulunuyor ve sahip olduğu 6 core 12 thread ve 19 MB 10 bellek sayesinde ideal performans alabiliyorsunuz.
Bu arada eğer Twitch'te, YouTube'da ya da farklı platformlarda yayın yapmayı düşünüyorsanız da yine bu işlemci sizin için gayet yeterli olacaktır. En azından başlangıç ve orta seviye için. İşlemciyi seçerken de her türlü tasarrufu düşündük. Çünkü kral sağ olsun 65 watt güç tükettiği için sadece bugün harcayacağınız paranın değil, gelecekte gelecek acayip fiyatlardaki elektrik faturasını da önüne geçmiş oluyoruz. Bir yandan da serin kalıyor. Yani olabilecek en iyi şey bizim için bu. Anakart kısmında da Asus'un Micro ATX boyutunda 2 RAM slotu ve M.2 desteğe sahip bir model bulunuyor. Bu arada maksimum 4400 MHz bellek frekans hızına kadar destek veriyor. Bunu da söylemem gerek size. BIOS sürümünü güncellemek için de anakart herhangi bir işlemci takmadan USB belleğe bile BIOS atarak güncelleme yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim oyuncuların merak ettiği bir diğer konuya, RAM'lere. Biz XPG'den 8 GB ve 3200 MHz'lik 2 RAM aldık. İkisi de birebir aynı 8 GB ve 3200 MHz'lik. Bu arada şunu da söylemem lazım. 2 tane yani birebir özellikle 8 artı 8 GB olarak kullandığımız için de çift kanal bellek teknolojisini kullanabileceğiz. Depolamaya gelince de sistemin içinde kendisiyle birlikte gelen ortalama 1600-2000 MB okuma yazma hızına sahip Adata Alec 700-512 GB kapasiteli bir SSD'miz var. Bu hiç fena değil bu arada. Yani bu sistemi kullandığınız süre boyunca oynadığınız oyundan, kullandığınız programdan bilgisayarınızın açılışına kadar çok yeterli bir hız verecektir. Ama bu bana yeterli gelmez derseniz de yine sistemi alırken yapacağınız özelleştirme kısmından ek olarak SSD ya da HDD alabilirsiniz. Sadece bahsettiğim özelleştirmeler yok bu arada. Zaten açıklamada link bulunuyor. Bu linke gidip de istediğiniz şekilde istediğiniz özelleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Burada işin güzel bir kısmı var. Siz diyelim ki bütün parçaları seçtiniz. Ben bunları istiyorum. Sistemleri ediniz. İnce hesap sizin için bunların hepsini topluyor ve bir de içine deneme sürüm işletim sistemi kuruyor. Ardından da sistemi en stabil hale getirerek size öyle gönderiyor. Güç kaynağından da bahsedeyim. Bildiğiniz gibi sistemin beslendiği nokta aslında burası. Burada da Corsair'in CV650 modelini kullandık sizin için ve 650 watt 80 artı bronz sertifikalı da bir modül bulunuyor. Son olarak bütün bu bileşenleri birleştirdiğimiz bir de kasamız var. Kasamızda Corsair'in Carbide Spec 05 modeli. ATX boyutunda olan kasanın ön tarafında gördüğünüz gibi bir adet 120 mm fan var. Hava akışını arttırmak için de bize 2 tane fan hediye etmişler, buraya takmışlar sağ olsunlar. Siz tabii istiyorsanız buraya sıvı soğutma takın, başka bir şey takın ama bize bunu hediye ettilerse bilin ki size de hediye edeceklerdir, buna emin olun. Şimdi gelin tüm bu anlattıklarım ışığında bu kasada bir oyun testi yapalım. Teste geçmeden şunu söyleyeyim, oynayacağımız bütün oyunları en yüksek ayarlarda oynayacağız. Full HD oynayacağız ve eğer uygunsa Fidelity FX'i, değilse de RSR'ye devreye sokarak bütün testlerimizi yapacağız. İnce hesapla birlikte sizin için hazırladığımız sistem bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son olarak fiyatından bahsedeyim. Öncesinde eğer bu ekran kartıdır, güç kaynağıdır, işlemcidir, bu bileşenleri tek tek almak isterseniz fiyat 15 bin liranın üstüne çıkıyor. Hatta bayağı 20'ye falan yaklaşıyor diyebilirim. Tabii eğer hazır sistem alacağım derseniz fiyat elbette bir tık daha düşük olabiliyor. Yine de bu sistem için bence olabileceğinden daha düşük. Bu görmüş olduğunuz sistemi 12 bin liraya ince hesap üzerinden alabiliyorsunuz. Bence fiyat performans konusunda oldukça uygun bir sistem diyebilirim ama elbette benim değil, sizin düşünceleriniz bu konuda daha önemli. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sisteme ulaşmak isterseniz de açıklamada link bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.